Galatasaray'ı geçen sezon ligde adeta felakete sürükleyen orta saha performansı belli ki Okan Burak'a ders olmuş vaziyette. Sarı Kırmızılar orta sahaya 3 tane net transfer yapmak istiyor. Bunlardan ilki Türkiye'ye geldi Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı Galatasaray. Biz bu videoda oyuncunun artlarını, eksilerini konuşacağız. Kariyerine geçmişine bakacağız ve Galatasaray'a faydalı olup olmayacağını konuşacağız. Analiz videomuz başlıyor. Karşımızda 1992 doğumlu, 30 yaşında, 1.81 boyunda bir orta saha oyuncusu var. Aslında orta sahanın birçok yerinde forma giyebiliyor ama asıl iyi olduğu yer merkez orta saha yani 8 numara. Portekiz'de dünyaya geliyor. Daha 10 yaşındayken Porto scoutları ayağı düzgün bu çocuğu fark ediyor ve hemen akademiye alıyorlar ve o yaş itibariyle Porto tedrisatından geçmeye başlıyor. 17 yaşında 7 yıl akademilerde forma giyiyor U14, U15, U16. 17 yaşında Porto ile A takımıyla sahaya çıkıyor ve o tarih itibariyle Porto'nun en genç A takımına çıkan sahaya çıkan oyuncusu. Önemli bir ünvanı eline alıyor. Ancak Porto bildiğiniz gibi bir futbolcu mağazası gibi. 3-4 maç şans veriyorlar oyuncuya. Yapamazsa hemen başka takıma kiralıyorlar. Oliveira'nın başına bu geliyor. Porto daha genç yaşta oyuncu çeşitli kulüplere kiralamaya başlıyor. Beyramar, Meşelen, Penafil, Pakos bu takımlara kiralanıyor ve 5 yıl boyunca bu takımlarda forma giyiyor Sergio. Tabii ki burada iki tane önemli nokta var. Birincisi Porto bir türlü aslında Porto'nun seviyesine yani ilk 11, ilk 18 seviyesine oyuncu gelemiyor. Bu tabii ki bir Eksi not ama artı not var Porto ondan bir türlü vazgeçmiyor. Yani bu süreçte bu 5 yıllık süreçte oyuncu ile sözleşmeye yenilemeye devam ediyor. Dolayısıyla oyuncudan vazgeçmiş değil onun potansiyeline Porto inanmaya devam ediyor. 6. yılın sonunda Porto'ya döndüğünde artık Porto'da düzgün bir şekilde forma giymeye başlıyor. Ve 2 sene boyunca düzenli şekilde orada forma giyiyor. Bu performanslardan bu sefer Nantes'a daha sonra da Pauke'a kiralanıyor. 2019'da bir kez daha dönüyor Portekiz'e. Porto takımına ve orada en olgun performansını gösteriyor. Artık yaş itibariyle olgunlaşmış vaziyette ve en iyi performansını son 2 sezonda gösteriyor. Burada bu süreçte işte Porto'da 173 maça çıkıp 39 gol 24 tane asist yapıyor. Bu gerçekten de Porto gibi bir Avrupa devinde bu kadar fazla forma giyebilmek aslında gidip gelmesine rağmen forma giyebilmek önemli bir meziyet. 2020-2021 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Juventus Porto karşı karşıya geliyor. İlk maçı Porto 2-1 kazanıyor. İkinci maçı deplasmanda 3-2 kaybediyor ama orada 3-2 kaybetmesine rağmen turu geçiyor. Orada Sergio Oliveira 2 gol atıyor ve bu yüzden de maçın kahramanı, günün kahramanı oluyor ve o tarihten itibaren de Porto taraftarı ona Torino ejderhası lakabını takıyor. Aslında Porto Kulübü'nde de yer edinmiş, isim yapmış bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz ve son olarak Roma performansı. Bu performansdan daha doğrusu o Juventus karşısında gösterdiği performanstan sonra Roma oyuncuyu istiyor ve son senesini Roma'da kiralık olarak geçiriyor. Burada da 22 maça çıkıp 3 gol 1 asist yaptığını da söyleyebiliriz kariyerine baktığımız zaman hiçbir zaman süperstar olamamış ama iyi takımlarda her zaman kendine 11'de yer bulmuş, her zaman bir şekilde formayı kapmış iyi bir orta saha oyuncusu görüyoruz. Hemen genel kariyer performansı da gelsin ondan da bahsedelim. 350 maçta 63 gol, 31 asist yapmış durumda. Bu da tabii ki önemli. 13 kez de Portekiz milli takımında forma giydiğini hatırlatalım. Şimdi bunlar kariyeri, geçmişi ne yaşadığı. Gelelim ne oynadığına, oyuncunun e, tam anlamıyla ne yapabileceğini. Bir kere oyunun hücum kısmını becerebilen bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Top ayağındayken ilk dokunuşları, tek pasları, tekniği oldukça güçlü. Üstelik dripling yapabiliyor. Böyle çok atıp koşmasa bile en azından birebir de Birkaç ayak oyunuyla rakibini eksiltebiliyor, çalım atabiliyor. Bunlar tabii ki önemli özellikler. Sıkıştığında iş o çalım becerisini kullanabiliyor. Bir başka artısı kilit pas oranı oldukça yüksek. Yani risk almayı seviyor. Bu risk alma durumu pas isabet oranını biraz düşünüyor ama aralara pas atmayı, kilit pas atmayı, asist yapmayı seven bir oyuncu. Dolayısıyla risk almayı seven bir oyuncu. Kendi yarı sahasında başarılı pas oranı %90'larda uzun pas, başarılı uzun pası %60'tır. Bunlar seri A istatistikleri bu arada. Kesme pas isabet oranı %62. Dolayısıyla seri A'da bu kadar isabetli uzun pas atması da onun ayağının ne kadar düzgün olduğunu gösteriyor. Bunun dışında çok önemli bir duran top özelliği var. Bu yüzden de Selçuk İnan'a aslında benzetenler de var. Ee, çok iyi frik kullanıyor. Çok iyi korner kullanabiliyor. Kavisli sert kornerler atabiliyor ceza sahası içinden çektiği sert şutlar var, isabetli şutlar var ve golleri var. Dolayısıyla bu özellikleri hakikaten de Selçuk İnan'ın o iyi olduğu dönemdeki özelliklerine benziyor. Ayağı düzgün olduğu için de gitti takımlarda penaltıları genelde kullandırıyorlar. 19 penaltının 17 tanesini başarılı bir şekilde sonuçlandırmış vaziyette. Hucum aksiyonları çok yüksek bir oyuncu. Yani iyi bir hucumcu 8 numara olduğunu söyleyebiliriz. Savunma kısmı ise bu kadar teknik olmasına rağmen çok kötü değil şunu söyleyemeyiz. Yani hem savunması çok güçlü hem hücumu çok güçlü diyemeyiz. Hücumu çok güçlü ancak savunması da idare edebilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezon seri A'da kazandığı ikili mücadele %58. O kadar sert birlikte %58 ikili mücadele savunmasının da kötü olmadığını gösteriyor. Hava topunda da %57'lik bir başarı oranı elde etmiş vaziyette yine seri A'da. Yani korakor mücadeleden aslında kaçmadığını oyuncunun söyleyebiliriz. Bunun dışında iyi bir hücumcu 8 numara derken ceza sahası içine yaptığı ekstra koşuları ve o şekilde bulduğu golleri de hatırlatalım. Tekrardan savunmaya dönecek olursak evet çok büyük bir savunmacı değil ama özellikle seriyada gösterdiği bu istatistikler oyuncunun savunma yönünde iyi bir şekilde idare ettiğini gösteriyor. Var mı? Hep artlarından bahsettik. Eksileri var mı? Elbette var. Çok hızlı bir oyuncu değil. Çok atik, çok çevik, böyle hızıyla rakibin önüne geçebilecek bir orta saha oyuncusu değil. Bunun dışında bir pres gücü yani pres aksiyonu düşük bir oyuncu. Galatasaray pres oyunu oynarsa oyuncunun biraz zorlanma ihtimali var. Yani böyle presçi orta sahalardan olmadığını söyleyebiliriz. Zaten pres özelliği olsaydı Porto bu kadar fazla kiralamazdı. Porto'da oynamaya devam ederdi. O savunma kısmında top kapma kısmında biraz sıkıntıları olan bir oyuncu. Bu transfer iş yapar mı? Şimdi Galatasaray orta sahasına baktığımız zaman Berkan'ı Taylan'a çıkıldı Asu. Bu üç oyuncunun hücum aksiyonunu toplayın. Sergio Oliveri etmez. O anlamda tabii ki büyük bir hücum boşluğunu dolduracak bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir hücumcu 8 numara aldı Galatasaray. Bunun dışında set oyununun açamadığı, sıkışan oyunlarda inisiyatif alıp çalımla, şutla, ara pasla, kilit pasla gol arayan bir oyuncu. Bu da tabii ki bizim ligimiz için önemli bir özellik. Ve tabii ki yaş itibariyle, tarz itibariyle sağ içinde yöneten bir oyuncu. Yani arkadaşlarına direktifler veren yerleşime önem veren, uyaran, biraz yönetici bir oyuncu. O açıdan da Galatasaray'ın bu anlamda eksiğinin olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki Oliveira'nın yanında kimin oynayacağı çok önemli. Eğer yanında sert, hızlı, toplayabilen, top toplayabilen bir 6 numara olursa Oliver'in performansı çok fazla yükselir. Ama yine onun tarzında hücum aksiyonu yüksek, savunması düşük bir 6 olursa o biraz problem yaratabilir. O yüzden Galatasaray'ın transfer yaparken sert bir 6 numaraya da Sergio Oliveira'nın performansı arttırması için sert bir 6 numaraya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Okan Buruk büyük bir ihtimalle oyuncunu zaten hücum aksiyonundan daha fazla yararlanmak isteyecektir ki Türkiye Ligi'nde zaten bu şart geçen sezon gördü Galatasaray bunu. O yüzden de ben genel çerçeveye bakıldığında Sergio Oliveira'nın iyi bir transfer olduğunu tabii ki yanına yerleşecek oyuncularla o performansının durumunun biraz daha netleşeceğini söyleyebilirim ama genel anlamda ben e, başarılı bir transfer hamlesi olduğunu söyleyebilirim. Analiz videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.